Bu dünyadaki günlerimiz sınırlı. Bu sınırlı günleri en güzel şekilde geçirmeliyiz. Peki bu dünyada iyi vakit geçirmek demek ne demek? Yani inşallah çok paranız vardır, eğlenirsiniz, gezersiniz, tozarsınız ama işte onların pek çoğunu yapmış bir insan olarak söyleyebilirim ki getirdikleri mutluluk kısıtlı oluyor. Hayatın anlamı nedir? Ben de bilmiyorum. Felsefeci değilim. Ama yaptığınız işten gurur duymanın hayatın anlamını oluşturan çok kritik faktörlerden birisi olduğuna eminim. Bu nedenle inanılmaz 2022 video serimizin 3. bölümünde sizlerle anlamlı iş konuşuyor olacağız. Anlam mana demişken işte benim de işimi çok anlamlı bulmamı sağlayan bazen çok harika şeyler oluyor. Mesela Mesut Mehmet Ali'nin YouTube üzerinden yazdığı yorum. Önce yorum birebir okumak istiyorum. Değerli hocam, bakış açınızın derinliğini kavramak oldukça zor. Yaratıcı Deha'nın Sırları isimli bir kitapta zeka ve deha arasındaki farkın anlaşılması için çeşitli analojiler kullanılırdı. Bunlardan birisi de aslında ilişkisi olmayan iki şeyin birbirleriyle ne kadar bağlantı olabileceğini keşfetmeye başlamış insanlara deha diyoruz çıkarımıydı. Öylesine kavramsal yaklaşıyorsunuz ki zihnimde şimşekler çakıyor. Kendi içinizdeki şüpheleriniz, bunlara karşı sorularınız ve de cevaplarınız inanılmaz anlamlı. Keşfetmeye değerli bir zihniniz var hocam. Zihninizde dolaşmak, aynı şeylerin farklı varyasyonlarını düşünüyor olduğumu fark etmek paha biçilmez. Hele ki cevaplar arananlar oluyorsa tadından yenmiyor. Emeklerinize sağlık, çok teşekkür ediyorum. Bu değerli içerik ve değerli bilgiler için size minnettarım. Beni çok mutlu ettin Mesut, çok sağ ol. Yaptığım işin, yapmaya çalıştığım şeylerin değerini anlamışsın. Sizlere katmaya çalıştığımın ve upuzun, yani böyle bakınca 5-6 satırlık bir yorum bu. Vaktinden çalmışsın. Kendi vaktinden, o sırada başka şeyler de yapıyor olabilirdin. Bana bu kadar önem vermişsin. Çok teşekkür ediyorum Mesut. Ve sen benim işime anlam kattın ve 2022'de bu anlam bulduğum işi daha da iyi yapmak konusunda bana gerçekten çok büyük motivasyon verdin. Şimdi gelin sizler için de inanılmaz bir 2022 için anlamlı bir iş nasıl kurulur, nasıl bulunur, işimizdeki anlamı nasıl buluruz ya da anlamlı bir işe doğru nasıl geçeriz? Gelin bunları konuşalım. Hazırsanız başlıyoruz. Bugün 29 Aralık 2021. Ben Bora Özkent. İnanılmaz 2022 podcast serisinin 3. bölümünde beraberiz. Bugün biraz işleri konuşacağız. Anlamlı bir iş demek ne demek? Anlamlı bir iş nasıl bulunur? İşimizde anlamı nasıl buluruz? Bütün bunları ele almaya çalışacağız. Peki ne demek anlamlı iş? Bir kere anlam göreceli bir şey. Herkese göre de farklı olabilir. Yani çok geçim sıkıntısı yaşayan birisine anlamdan falan bahsetmek boş bir şey olabilir. Çünkü onun ilk derdi geçim sıkıntısını çözmek, çoluğunun çocuğunun işte rezil olmadan yaşamasını sağlamaktır. Ama belli bir seviyeye geçtiğimizde ve o temel ekonomik dertleri hallettiğimizde o zaman anlam arayışı daha ön plana çıkmaya başlıyor. Çünkü Maslow hiyerarşisi dediğimiz insan ihtiyaçlarını böyle bir piramide oturtmuş Maslow. Diyor ki ön temelde önce fizyolojik konuları çözmek gerekiyor. Güvenlik ihtiyaçlarını çözmek gerekiyor. Ama onlar çözülür çözülmez insan daha duygusal ihtiyaçlarına doğru yöneliyor. En tepesinde piramidin kendini gerçekleştirme dediğimiz, hayallerini gerçekleştirme, canın istediğini yapıyor olma, yaratıcılığını ifade etme gibi konulara doğru gidiyoruz. Ve Maslow diyor ki bu temel konuları hallettikten sonra insanoğlu o yukarı doğru tırmanmak ister. Çünkü mutluluk oralardadır ve bugün etrafınızda gördüğünüz güzel her şey oraya doğru tırmanmış veya tırmanmaya çalışan insanların eseridir. Harika ürünler mi kullanıyorsunuz? Onu o insanlar yaptı. Bir sanat eserini çok mu beğeniyorsunuz? Onu o insanlar yaptı. Bir sporu izliyorsunuz ve sporcuya mı hayret ediyorsunuz? Ne kadar olağanüstü şeyler yapıyor diye. Onu da o insanlar yaptılar. Onlar o temeli halledip, hızla halledip mümkünse yukarı doğru koşmaya çalıştılar ve kendileri için anlamlı olan bir işi buldular, onun üzerine gittiler, kendilerini gerçekleştirdiler. Gel gelelim, modern hayattaki pek çok işte bunu bulmak çok zor. Diyelim ki bir sigorta firmasında çalışıyorsunuz, sigorta firmasında risk departmanındasınız. Yani önünüze gelen hasar dosyalarını inceliyorsunuz ve acaba müşterim hile mi yapıyor, bu riski anlamaya çalışıyorsunuz. Yaptığınız şeyin şirketiniz için çok büyük faydası var, %100, ama insanlara katkısı var mı veya siz öyle hissediyor musunuz? Değil mi, tartışmalı bir konu. Çünkü aslında insanlar sizin sigorta şirketinizden para istiyorlardı, ben diyorlar hasar yaşadım ama siz benim paramı ödemiyorsunuz. Bu durumda mutsuzluk yaratıyoruz. Öyle bakınca anlamsız bir iş gibi gözükmeye başlıyor ve ne kadar para kazanırsanız kazanın sizi mutlu etmeyecekmiş gibi gözükmeye başlıyor iş. Ama bakış açısını değiştirince her iş anlamlı hale gelebilir. Mesela bu deminki sigorta firmasında bu dosyaları inceleyen ve kimin hile hurda yaptığını anlayıp ona sigorta ödememeye çalışan insanı düşünelim. Bunu son derece şirket taraflı, kötü niyetli bir şey olarak görüyor olabilir. Veyahut da ya aslında bu hile yapan insanları ayıkladığımızda hile yapmayan düzgün sigortalılara daha fazla para ödeyebiliriz, bunu daha hızlı yapabiliriz diye düşünüyor olabilir. Ve sigorta bence çok anlamlı bir iştir. Çünkü bir insanın hayatının kesintiye uğradığı durumlarda
Sigorta firması gelir, onu çözer ve bu çözümün sonucunda insanlar hayata devam eder. İş yeri yanmıştır, hayata devam eder. Arabası hasar görmüştür, yenisini alır, hayata devam eder. Sağlık sıkıntıları vardır, iyi bir tedavi teşhisle hayatına devam eder. Sigorta bu yönüne çok anlamlıdır. Ama sigorta departmanı sürekli hile yapmaya, hile yakalamaya çalışan bir insan, ben hile yakalayacağım gözüyle mesela sadece bakıyorsa pek anlamlı bir iş yaptığını düşünmüyorum. Ama ben burada yakaladığım hileler sayesinde kurumum esas ihtiyaç sahiplerine daha güçlü bir şekilde hizmet verebiliyor. Bakış açısına geçtiğimizde işler daha manalı hale gelmeye hemen başlar. Sabahları belki bazen siz de Starbucks'a gidiyorsunuzdur. İşte Starbucks'ta bir işini böyle yapan insanlar var. Kahvenizi veriyorlar, hesabı alıyorlar. Bir de böyle denk gelmişsinizdir mutlaka o Starbucks dükkanını canlandıran, müşterileri ismiyle tanıyan, espriler yapan, onların ihtiyacını önceden bilen, ezberlemiş, müşteriyle sohbet eden karakterler oluyor. Bir tane mesela Maslak'ta vardı. İstanbul Teknik Üniversitesi kampüsündeki Teknokent içindeki Starbucks'ta bir hanımefendi. İnanılmazdı yani. Her gelenle sohbet, herkesi birebir tanır, espriler yapar, sataşır, şakalaşır. İşte kahvenin üzerine kalp işaretleri yapar. İnanılmaz. Oraya neşe katıyor. Peki kendisiyle sohbet etme şansım oldu. Neden böyle yapıyorsun dedim. Hani böyle yapman için sana özel prim verdiklerini tahmin etmiyorum. Ya dedi insanlar dedi sabahın köründe dedi karşılardan otobüslere biniyorlar, arabalara biniyorlar, dünyanın yolunu geliyorlar. İlk kahveyi burada içiyorlar. Buraya gelmelerinin sebebi sadece kahve içmek değil. Bir ısınmak istiyorlar güne. Bir motive olmak istiyorlar. Ben bu konuda onlara yardımcı olduğum zaman kendimi müthiş hissediyorum dedi. Bu o kadar hoşuma gitti ki o yüzden o da anlamlı iş yapan arasındaydı. Anlattığım bütün örnekleri düşünün. Bu örneklerin her biri anlamsız bir iş olabilir. Ben sigorta dosyalarına bakan birisiyim. Ben Starbucks'ta bir baristayım. Kahve veriyorum insanlara. Alt üstü yaptığım şey bu. Böyle de bakılıyor olabilir bunlara ya da insanlara kattığımız anlam açısından da bakılabilir. Ve insanlara kattığınız anlamın farkındaysanız işinize saygınız çok artmaya başlar. İşinize saygınız arttığı zaman da daha iyi şeyler yaparsınız, daha yaratıcı şeyler yaparsınız ve bu da bir gün gelirinize de yansımaya başlar. Şimdi konu nereden nereye geliyor? Ben diyorum ki anlamlı işin sonu da iyidir. Çünkü evet iş hayatında tabii para kazanmaya çalışıyoruz. Ben çok anlamlı iş yapıyorum ama para kazanmıyorum. Olmaz. Sonuçta ödenecek faturalar var. Çoluk çocuk masraflar bitmez. Bizim de hakkımız güzel şeylere sahip olmak. Ama bunu eğer içimizde yaptığımız şeyin anlamını bilerek yapıyorsak o zaman daha iyi yapma şansımız var. Bizim 2 hafta önce kombimiz bozuldu ve bir hafta sonuydu. Biliyorsunuz hafta sonu ustalar falan nasıldır. Harika bir ustamız var. Hemen atladı geldi sağ olsun. Yaptılar, tamir ettiler. Yaparken tamir ederken bu işi ekonomik nasıl çözerim konusunda kafa yordu. Benimle beraber proje geliştirdi. Yani işi de ekonomik çözdü. Sonra gitti. Neyse gitti birkaç saat sonra bizim kombine durdu. Dedik aman dedik kombine durdu. Karşıya geçmiş meğerse o anda. Geri döndü çocuk ve tekrar bizim kombiyle ilgilendi. Ben aslında her gün gelmesine razıydım. Yani bir şekilde artık evde etikli sobayla falan idare ederiz diyordu ama hemen geldi. Ne demek abi dedi benim işim bu dedi senin çoluk çocuğun var dedi senin huzurlu bir hayat yaşamana yardımcı olmaya çalışıyorum dedi. Ve o tavrı o hali içimi öyle bir ısıttı ki ömrüm boyunca ondan vazgeçmem. O yüzden yaptığı işte anlam bulan insanlar işlerini çok güzel yapıyorlar. İşlerine farklılıklar katıyorlar. Bu da onların sadık müşterilerinin olmasını sağlıyor. Bu da onların müşterilerinin onları başkasına tavsiye etmesini sağlıyor. O zaman işler çok daha anlamlı, çok daha güzel bir hale gelmeye başlıyor. Benim o halde size çok basit bir tavsiyem var. Eğer 2022'nin iş hayatınız açısından da inanılmaz geçmesini istiyorsanız anlam arayışına çıkın. Ben bunu neden yapıyorum? Evet, kendi sebepleriniz neler? Tamam, kazandığım para, prestijim, ofisim vesaire. Ama ben bununla kimlere ne katıyorum? Eğer kattığınız şeyi bulamıyorsanız ve olmadığını düşünüyorsanız o işten kaçın, uzaklaşın. Kattığınız şeyi kolayca tanımlıyorsanız harika bir iştesiniz. O sizi mutlu ediyor mu ona bakın. Kattığınız şeyi tanımlamakta biraz zorlanıyorsanız sağdan soldan yardım alın. İnsanlara sorun ben size ne katıyorum diye ve keşfedin. Çünkü bunu çözdüğünüz anda bir o gün zaten başka hiçbir şey olmadan doğal olarak daha mutlu hale geleceksiniz. Ama aslında o işinizde bulduğunuz anlam sizi daha yaratıcı şeyler yapmaya, daha iyi hizmet vermeye götürüyor olacak ve bu da sonunda mutlaka kariyerinize sizi daha ileriye doğru götürüyor olacak. Mutlaka bu eğer kendi işinizi yapıyorsanız daha fazla müşterinizin olmasını sağlayacak, daha fazla para kazanmanızı sağlayacak, daha hızlı büyümesini sağlayacak. Dünyadaki bütün büyük başarılı girişimciler işlerinde anlam bulan insanlar. Podcast'imin sonlarına doğru yaklaşırken size 2 de tavsiyem olsun. Birincisi bir rehberlerimizden bir tanesi doğal gücünü bul. Aşağıya bağlantısını bırakıyorum açıklamalara. Doğal gücünü bul çok önemli bir rehber bence. Çünkü şunu biliyoruz.
bir insan yaptığı işi çok iyi yaparsa, yaptığı işi doğal olarak iyi yapabiliyorsa, onun yeteneklerine uygun bir iş yapıyorsa çok daha yüksek performans gösteriyor ve müşterilerine daha kolay anlam katıyor. Bu da kendini böyle besleyen bir döngüye dönüşüyor. Doğal gücünü bul e-rehberinde işte bunu anlatıyoruz. Sizin güçlü yanınız ne? Dünyaya ne katabilirsiniz? Onu keşfetmenize yardımcı oluyoruz. O rehberi bir okumanızı çok tavsiye ederim. Bir de sevgili Pınar'ın yazdığı beyaz yakalılıktan kendini işini kurmaya, girişimciliğe doğru giden yolculuğu anlatan bir e-rehberimiz var. Onun da linki aşağıda. O da çok iyi. Çünkü bütün bu anlattıklarıma rağmen hala işinizde bir anlam bulamıyorsanız belki de o zaman kendi işinizi kurma zamanı gelmiş demektir. Ve kendi işinizi kurmak için bir ön hazırlık yapmanız lazım. Pınar kendi tecrübeleriyle bunu yoğurup çok güzel anlatmış gerçekten o rehberinde. Okumanızı tavsiye ederim, yine linkini aşağıya bırakıyorum. Bugünkü podcast'ın sonuna geldik. Umarım hoşunuza gitmiştir, umarım ilginizi çekmiştir her zamanki gibi. Yorumlarınızı heyecanla bekliyorum. Bir like, bir yorum süper olur. Daha fazla insana ulaşmak için YouTube algoritmasıyla, podcast algoritmalarıyla barışmamı sağlarsınız. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Çok anlamlı bir hayatınız olsun, iş hayatınız olsun. 2022 iş hayatınızın anlamla buluştuğu, bu anlamla buluşma sayesinde de performansınızın yükseldiği, yaratıcınızın yükseldiği, insanların size hayran olduğu bir yıl olsun.